Merhaba arkadaşlar. BIST 100 endeksi içinde otomotiv sektöründe belki de en fazla takip edilen şirketlerden bir tanesi Froton. Biliyorsunuz Avrupa tarafına ticari araç ihracatında Türkiye'nin bir numarası. Hatta BYD Türkiye'de yatırım yapma kararı açıkladığında bundan Froton'da ne alaka demiştik. Gerçekten de aslında o durumda ama yerli Tofaş daha çok etkilenmesi gerekirken Ford sanki daha çok etkilendi gibi görünüyor. Şimdi şöyle baktığımızda uzun vade yatırımcısı için çok güzel alım yerlerine geldi. Tekrar yükseliş emareleri gösteriyor ama sanki bir müddet daha piyasanda daralmasıyla bu bölgelerde kalacak gibi. Ama aracı kurumların verdiği hedef fiyatlar önemli. Bakın Deniz Yatırım otomotiv sektörüne ait fiyatlarını revize etmiş. Ford için 1400 TL, Doğuş için 300 TL, Tofaş için 357.70 kuruş fiyat hedef fiyatları vermiş arkadaşlar. Otomotiv sektöründeki verileri dayanarak Deniz Yatırım. Şimdi daha önce biz çokça defa aracı kurumların, bankaların otomotiv sektörü hedeflerini paylaşmıştık. Özellikle Ford'u çokça defa paylaşmıştık. Bakın şurada İş Bankası 1510 TL demiş. Deniz Yatırım 1880 TL demiş. Geldiği noktada bugün 1400 TL'ye bunu aşağıya çekmiş, revize etmiş. Şimdi bu revizeyle beraber aslında otomotiv piyasasındaki daralma sanki biraz göz önünde bulundurulmuş. Ama dediğimiz gibi özellikle Ford'da yurt dışı ihracat, özellikle şu Romanya fabrikasıyla beraber devam edecek ve bu rakamlar özellikle Avrupa'daki resesyonun da azalmasıyla, bence faizlerin düşürülmesiyle, Amerika Avrupa'daki faizlerin düşürülmesiyle beraber otomotiv sektörü daha iyi noktaya gidecektir. Umuyoruz tabii ki. Bir de Tofaş var. Bakın Tofaş'ta da İş Bankası 510 TL demiş. Neredeniz yatırım? 357 TL'den Tofaş'ın fiyatını düşürmüş. Aynı. 357 TL'de kalmış. 357.70 kuruşta Tofaş'ınkini değiştirmemiş. Ama Froton'unkini 1400 liraya çekmiş. Şimdi uzun vade yatırımcısı için Froton'un 900'lü rakamlarda bulunması fırsat mı? Bence fırsat. Kademeli alım için, maaşınızın belli bir kısmıyla her ay alım için ya da bazı arkadaşlarımızın bize söylediği gibi kademeli alım, öyle senin dediğin gibi aydan aya değil, düşüşlerde bunu fırsatı çevirmektir diyen arkadaşlar için alın size düşüş. Tuncay Turşu'nun da söylediği gibi zamanında 1200 TL'lerden 900 TL'lere, 900 TL'lerden 600 TL'lere düşmüş bir Ford tekrar 1200 TL'lere, 1300 TL'lere görecek. Mutlaka görmesi de lazım arkadaşlar. Ha 3 ay sürer, ha 1 sene sürer. Orası belli olmaz. Tabii ki o da sizin vadenize bağlı. Kendisine diyor, ihtiyaç duymayacağınız bir parayla yatırım yapın. O zaman rahat edersiniz diyor. O zaman düşüşler, çıkışlar sizi ilgilendirmez diyor. Gerçekten de öyle. Eğer ihtiyaç duymayacağınız parayla yatırım yapıyorsanız düşüşler sizin için fırsattır. Biz buradayız. Görüşürüz arkadaşlar.